Herkese yeni videodan merhabalar. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Yalnız şu an dışarıdaki havaya inanamıyorum. O kadar böyle puslu, sisli bir hava var ki korku filmi gibi. Hani böyle korku filminde gece saatidir, hava çok sislidir. Ya önünü bile göremezsin, böyle 2-3 kişilik bir arkadaş grubu tenha bir yerde yürüyordur falan. Aynen öyle bir sahne canlandı şu an yüzümde. Allah'tan ki aşağısı tenha değil, sokağa şöyle bir baktım. Hava bayağı kötü. Yani bir yandan yağmur yağıyor, acayip bir soğuk var yine. Bir yandan da acayip sis var. Size şimdi göstereceğim. Baksanıza şuradaki orman doğru düzgün belli olmuyor bile. Bayağı sis var. İlk uyandığımda daha fazlaydı. Şu binanın üstü hiç gözükmüyor zaten. İlk uyandığımda daha fazlaydı ama biraz açılıyor şimdi. Yağmur da bir tık azaldı, böyle çiseliyor gibi. Ama bayağı soğuk. Yani dün bahar havası gibiydi. Bugün bayağı soğudu hava bir anda. Mutfağa girip yemek işine başlamadan önce bizim Mayıs'ta böyle bir 3 ya da 4 günlük bir Bodrum olayımız var. Size galiba daha önce bahsetmedim ben bundan. Kuzenimin baba tarafından kuzeni, benim anne tarafından kuzenim olan kuzenimin baba tarafından kuzeninin düğünü var. Biz de teyzem, kuzenim, annem, ben oraya gideceğiz. O yüzden Bodrum'da bir otel bakıyoruz. Şimdi onu birazcık araştıracağım da. Aslında Tuğçe bakacaktı ama onun tabii bebek falan da olduğu için çok vakti olmuyor kızın haliyle. Bir de çalışıyor. O yüzden dün annemler sen de birazcık bakın dediler. Şimdi biraz ona bakayım dedim. Bunu bir halledeyim, birkaç seçenek bulayım. Ondan sonra artık mutfağa geçip yemek işine girişeceğim. Bugün biber dolması yapacağım. Erkenden yapayım, o bir aradan çıksın istedim. Zaten hava da bayağı kötü. Aslında birazcık dışarı çıkma planım vardı. Böyle ufak bir AVM yapmam gerekiyordu. Ama onu artık başka bir gün, ya gündüz tek giderim ya akşam vakti Yılmaz'la birlikte de gidebiliriz. Onu başka bir güne aldım. Bugün hiç böyle evden çıkacak hava yok çünkü. Bir de gerekli bir şey de değil sonuçta. Şimdi birazcık bu işe bakınayım. Ondan sonra sizinle mutfakta görüşürüz. 5-6 tane otel buldum. Onları bizim gruba yolladım. Artık onlar hangisini beğenirse, belki bilmiyorum, başka da bulabilirler. Onlardan birine karar verilecek. Sonra da tırnaklarımı iyice kısalttım. Daha önce söylemiş miydim hatırlamıyorum ama kalıcı hocaya bir süreliğine ara veriyorum. Belki böyle yaz tatili döneminde yaptırabilirim, tatile giderken falan. Ama şimdilik ara veriyorum. Son seferde iyi ki açık renk hoca sürdürmüşüm. Çünkü gidip çıkarttırmayacağım. Böyle kese kendinden gitmesini hedefliyorum. Herhalde 1,5 aya falan tamamen kurtulurum. İyice dibinden kestim bu arada. Neden çıkarttırmıyorum? Çünkü çıkartma işleminde de tırnak yüzeyini elektronik bir törpüyle törpülediği için ister istemez yüzey inceliyor. Zaten benim tırnaklarım ince. Şu an kırık olmayan 3 tane tırnağım var 10 parmağım içinden. O yüzden iyice incelsinler istemedim. Böyle kendi kendine gitsin istiyorum. Bundan sonra da eğer kalıcı hoca yaptırırsam mutlaka önce jel kaplatacağım. Sonra üstüne kalıcı hoca yaptıracağım. Sizin de aklınızda bulunsun, ince kırılgan böyle ayrılan tırnaklarınız varsa kesinlikle direkt kalıcı hoca yaptırmamanızı tavsiye ederim. Önce bir protez tırnak ya da işte jelle kaplayıp sertleştiriyorlar ya, tırnak katmanını kalınlaştırıyorlar. Öyle bir şey yaptırırsanız eğer çok daha iyi olur. Ben de işte bunlardan kurtulunca bir süre hem tırnaklarıma bakım yapıp hem de normal ojeyle idare ederim. Normal manikür yaptırırım diye düşündüm. Şimdi mutfağa geldim, artık biber dolmasını yapmaya başlayacağım. Bayağıdır sizinle mutfakta böyle yemek hazırlamamışız, onu fark ettim. Dün annemlerdeydik, ondan önceki gün dışarıdan yedik. Ondan önce 2-3 gün boyunca hep böyle salata tarzı şeyler yediğimiz için çok uzun uzadıya mutfakta vakit geçirmemiştim. Sizinle de çok fazla paylaşmamıştım. Hani salatanın neyini paylaşayım. Bugün biber dolması yapacağım. Aslında daha önce beraber yaptık ama yine de böyle mutfakta biraz sohbet muhabbet olur diye düşündüm. Biberlerim bakın şurada, içlerini temizledim. Güzelce yıkadım. Süzülüyorlar. Şimdi iç harcı hazırlayacağız. Böylece cam kaseleri de ilk kez böyle bir harç hazırlamak için kullanmış olacağım. Ama galiba biraz küçük bir kase seçtim. Keşke büyük boyu alsaydım. Bu orta boy. Şimdi şu kıymamı açayım. Kıyma yarım kilo. Normalde hepsini kullanmayacaktım ama biberim biraz fazla. O yüzden hepsinden yapacağım. Fazla gelirse bir buzdolabı poşetiyle buzluğa atarım. Yarın öbür gün kabak falan alırsam ya da tekrar işte kapya biber falan alırsam onun için kullanırım. Evde şu an ekstra doldurabileceğim bir şey yok eğer harç artarsa. Şimdi açık pirincim var. Bulgurum falan bitti. Kapalı pakette var. O yüzden onu hiç açmayacağım. Pirinç açık olduğu için bunu kullanayım dedim. Daha önce bunu söylemiş miydim hatırlamıyorum ama ben bir yemek kanalında galiba biber dolmasına hani ne kadar pirinç konacağını bazen ayarlayamayabiliyoruz ya, kaç bibere ne kadar pirinç denk gelir diye. O kanalda yanlış hatırlamıyorsam yarım tatlı kaşığı pirinç bir dolma için diye hesaplayabilirsiniz demişti. Benim yaklaşık 14 tane falan biberim var. Bu hesap doğrultusunda pirinç koyacağım. Biraz az koyuyorum çünkü kıymam muhtemelen fazla gelecek. O yüzden pirinci bari az olsun dedim. Şimdi bu pirinçleri bir yıkayayım, süzüp geliyorum. Biraz sıvı yağ koyuyorum pirinçten önce. Pirinç süzülüyor bu arada. Salçamı da ekleyeyim. Bunun hepsini koyacağım. Buzluktan da yeni salça çıkarayım, bak unutmuşum. Kalanı buzlukta duruyor benim salçamın. Birazcık da buzluktan ilave edeceğim. Ya da onu sosu yapacağım zaman çıkarırım. Hatta direkt sosu da bunun içinde hazırlayayım. İçinde kalanlar da böylece ziyan olmamış olur. Şöyle bunu bir kenara ayırıyorum. Sosu hazırlayacağız bundan. Pirinci de koyalım. Tamam. Şimdi elimi bunun içine sokmadan önce bir tencere çıkarayım da sonra bir daha elimi yıkamak zorunda kalmayayım. Biraz büyük bir tencere bulmam lazım. Tenceremi de çıkardım. Şimdi baharatları da ilave edip öyle karıştırmaya başlayacağım. Benim kekiklerim bilye olduğu için buna böyle elimle biraz ufalayıp öyle içine atıyorum. Artık bunu güzelce bir karıştıracağız. Küçücük kapta nasıl olacak bilmiyorum ama yavaş yavaş yaparsam herhalde sağa sola saçılmadan olur. Harcım hazır. Pirinci gerçekten biraz az oldu ama bir şey olmaz. Böyle de lezzetli olur. Şimdi artık doldurmaya başlıyorum. Hazır elim kirliyken dedim hiç kaşıkla falan uğraşmayayım. Elimle doldururum. Biberler de maşallah kocaman. Şu an acaba harç yetmeyecek mi diye düşünmeye başladım. Demin fazla gelir diyordum ama dur şimdi böyle bir tam doldurmayayım. En son artarsa ilave ederiz. Bütün dolmaları doldurdum. Aslında bütün değil. 1-2 tane altta boş kaldı artık. Bunları bir tencereye koyayım. Onları da düşüneceğim ne yapacağımı. Şimdi bu kabın içine birazcık daha salça aldım. Üstüne sıcak su ekleyip şöyle güzelce bir karıştırayım. Tencereye dökeceğim. Sıcak suyu ekledim. Birazcık şu salçayı çözündürelim. O altta boş kalanları ne yapsam ya biberlerin? Zeytinyağlı gibi yapayım sadece, pirinçli diye düşündüm en başta ama ya 2 tane falan var. Bunlardan birazcık arttırıp onları dolduracaktım. Ama bunları da zaten yarım yarım doldurdum. Maşallah biberler o kadar büyükmüş ki. Yani harcı yedi bitirdi. Keşke biraz fazla pirinç koysaymışım. Belki onları doğrayıp sonra yemeklere kullanmak için falan buzluğa atarım. Yani bir aklıma o geldi şu an. Şöyle tencereye bu sosu döküyorum. Kalan salçayı da sıyırayım. Tencerede karıştırırız. Daha su ilave edeceğim. Zaten biberler de çok uzun da. Şöyle bunu bir tencerede çevireyim birazcık. Bu arada biberleri de dizelim. Ben genelde biraz suyu böyle önden koyup diziyorum. Çünkü diğer türlü bir anda üstüne boşalttığınız zaman şey oluyor ya, içleri hep dışına çıkıyor. O yüzden az miktarda suyu üstüne diziyorum. Artık şöyle yatacaksınız birazcık da. Yapacak bir şey yok. Zaten yarım yarım doldurdum. Küçük tencereye mi yapsaydık ya? Ama sığmazdı ki. Evet, anca oldu gibi. Tamam, şunu da şöyle yapalım. Yat çok istiyorsan. Evet, bazıları dik durmak istemiyor. 3 tane boş kaldı. Onları doğrayıp buzluğa atacağım direkt. Şöyle üstten de birazcık su ilave ediyorum. Sıcak su. Bir bu kadar daha koyayım. Tamam. Suyu biraz azalınca yine ilave ederim zaten. Bu şimdi böyle orta ateşte, kapağı da kapalı bir şekilde biraz fokurdasın. Ondan sonra altını kısa alacağım. Yavaş yavaş pişireceğim. Zaten daha bayağı vaktim var. Erken yapıyorum yemeği. Saat şu anda 3 falan. Rahat rahat pişer yani. Dolmalarım pişti. Altına en kısa aldım. Böyle bekletiyorum. Yılmaz zaten bir 20 dakikaya falan evde olur. Bir daha ısıtmak zorunda kalmayayım dedim. O arada ben de birazcık şey araştırdım. Koltukları yıkatmak istiyorum. Hani eve gelip böyle makineyle çeke çeke yıkıyorlar, leş gibi sular çıkıyor ya. Öyle bir şey yaptırmak istiyorum da. Yani daha önce tecrübe ettiğiniz bir koltuk yıkamacı varsa İstanbul'da, Avrupa yakası olursa herhalde daha iyi olur. Gerçi yok, Anadolu yakası olsa geliyorlar diye biliyorum. Bana yazarsanız aşağıya çok sevinirim. Hatta fiyat bilgisi de verebilirsiniz. Şimdi bizim koltuklar koyu gri olduğu için muhtemelen hani dışarıdan bakıldığında kirli durmuyor. Ben de kirli görmüyorum zaten. Bir leke meke bir şey de yok. Ama eminim yıkansa leş gibi çıkacak o sular. Zaten işte artık 2,5 sene olacak. Yıkanmalarının zamanı geldi. Deri kısım çok problem değil. Onu ben de siliyorum. Zaten geldiğinde sildim. Yani orası temiz de. Kumaş olan kısım ve kumaş yastıklar. Bizim büyük yastıklar var biliyorsunuz. Şimdi bu koltuk meselesi daha tam çözülmediği için bütün yastıkları koymadım. İçeride duruyor onlar. Çünkü adamlar işte geliyor gidiyor bilmem ne falan. Bize lazım olduğu kadar yastık duruyor koltukta. Ama işte bir yıkatma planım var. Geçen gün kuzenim de söyledi. O bir yere yıkatmış. Ona da bir soracağım ama sizin de aklınızda olsun yani. Eğer böyle daha önce yaptırdığınız bir yer varsa bu yıkama işini bana yazarsanız sevinirim. Yani güzel olur bir temizletmek. Şu deri parçanın bütün olayı hallolunca çağırırım. Çünkü ister istemez evin içinde onun tamiri yapılacağı için işte kumaşı söküyorlar, tekrar yapıyorlar falan, çok toz oluyor. Geçen defa yaptıklarında bütün ev toz oldu. Koltukların üstüne de siner, o gerek yok. O yüzden o işte tamamen bittikten sonra bir yıkatmak istiyorum. Herhalde yani 1-2 hafta sonra belki birazcık havaların da ısınmasını bekleyebilirim çünkü... Kuruması gerekir herhalde. Kurutmuyorlardır. Ya da kuru mu temizliyorlar? Zannetmiyorum. Yani ıslak kalıyordur, o koltuğun kuruması gerekir. O yüzden biraz havalar ısınana kadar bekleyeceğim. Çünkü özellikle fiyat konusunda hiçbir fikrim yok. Ne kadar yıkanıyor hiç bilmiyorum. Tabii koltuğun büyüklüğüne, kumaşına göre belki değişiyordur ama hani 3 aşağı 5 yukarı aklımda bir fiyat olsun ki en azından kendim de bir yer bulursam kıyaslama yapabileyim. Vardiyaya girince aklıma geldi. Bir arkadaş şu raf sisteminin nereden yaptırdığımızı ya da aldığımızı sormuştu. Biz bunu Ikea'dan aldık arkadaşlar. Bu aslında 3 ayrı parça. Yani ilki tavandan, bakın şöyle 3 raf buraya kadar. Sonraki yine 3 raf şuraya kadar ve alttaki son parça. Bunun adı Jonaksel'di yanlış hatırlamıyorsam. Metal bu arada bu. Şöyle hem birbirine monte edebiliyorsunuz hem de duvara monte ediyorsunuz. Hatta duvara monte edildiği yerleri de görsem göstereceğim ama ha bakın. Şuradan da hepsi duvara monte, yani 3 parçada. Bu da buradan mesela duvara monte ediliyor. Ayakkabıların da pis pis içine kadar girdim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu aslında modüler bir sistem. Yani bununla isterseniz böyle daha geniş, daha kısa, daha uzun raf sistemleri yapabiliyorsunuz. Parça parça alıp işte enine ya da boyuna birleştirmeyle farklı depolama sistemleri yaratmanız mümkün. Biz bunu şu yüzden seçtik. Şu aralığa, şu mesafeye yani en güzel olan ve şuradan bu ışığın switch'ini açıp kapayabilmemizi de sağlayan bir bu vardı. Aslında ben ilk etapta buraya böyle kapaklı bir şey düşünmüştüm. Sonra bizim marangozla da görüşünce o da şey dedi. Yani buraya eğer böyle arkası ve yanları da ahşap, önü de kapaklı bir şey yaparsak derinliği çok azalır, ayakkabı sığmaz dedi. Ya da öne çıkarmamız lazım. O zaman da ardiyenin şu genişliği daralacak. Yani kapıdan girdiğiniz anda burada böyle tavana kadar bir dolap olacaktı. O yüzden mantıklı gelmedi. Biz de böyle bir açık raf sistemi yaptık. Nasılsa burası kapalı bir oda. Hani bizden başka da kimse görmediği ve girmediği için bu sistem bize mantıklı geldi. Fiyat olarak da çok çok pahalıya mal olmamıştı. Tabii şu anki fiyatlarını bilmiyorum. Ikea'ya da zam geldi haliyle. Tabii burası bize tamamen yeterli gelmiyor. İşte ayakkabı kutularının içinde de, girişteki portmantoda da ayakkabılar var ama çoğu döküntüyü topluyor diyebilirim. Soran arkadaş inşallah bu videoyu izlerse, yani durum bu. Ikea'dan almıştık bunu. Yemeküstü çayımı aldım. Sizinle birazcık Özşefkat'le ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili soru soran bir arkadaş vardı. Eğer yorumunu bulursam ekranı zaten bırakıyor olurum. Özşefkat aslında son 5-6 senedir daha popüler hale gelen, daha çok içerik, kaynak bulabildiğimiz, daha fazla aslında üstüne çalışılan bir konu haline geldi. Ben hatırlıyorum üniversitedeyken biz, yani yanlış hatırlamıyorsam tabii, çok kısa bir konu olarak işlemiştik bunu ama şimdi bu son yıllarda insanların aslında birazcık daha böyle kendilerini sorgulamaya başladığı dönemde Özşefkat çok daha popüler hale geldi. Öncelikle kısacık bir Özşefkat ne, bundan bahsedeyim. İnsanın kendine karşı merhametli ve anlayışlı olması. Şimdi bu aslında tamam, bu evet hani biliyoruz gibi gelebilir. Çok basit geliyor kulağa çünkü. Hani birçok psikolojik kuram, psikolojiyle ilgili konuştuğumuz birçok şey gibi daha karmaşık, daha kendini böyle oturup analiz etmene, anlamana yönelik bir şey değil gibi. Çok basit geliyor kulağa. Ama aslında psikolojiyle ilgili, kişisel gelişimle ilgili birçok konuda bizim düştüğümüz bir hata bu. Kulağa çok tanıdık, okuduğunuzda ya da duyduğunuzda çok basit gelen bir şey. İcraate geçtiğinizde aslında o kadar başaramadığımız, o kadar farkına bile varmadığımız, belki farkında olsak hani başarmak için bir şeyler yapacağız ama farkına bile varmadığımız bir konu oluyor. O yüzden birazcık böyle teorik olarak da bunun ne olduğunu açıklayıp sonrasında da birazcık örneklendirmek istiyorum. Şimdi öncelikle burada önemli olan şey aslında farkındalık. Bir şeyleri fark etmek. Yani benim yaşadığım zorluklar sadece bana özel değil. Başka insanlar da bunları yaşıyor. Başka insanlar da hatalar yapıyor. Bu farkındalığa vardığınız noktada aslında öz şefkatinizi yavaş yavaş artık geliştirmeye başlıyorsunuz. Başka insanlara karşı şefkat gösterebilmek için zaten temelde önce insanın kendisine karşı şefkatli olması gerek. Ama biz yaşadığımız bir zorluk sonucunda, böyle karmaşık bir durumun ortasında kaldığımızda, ilk baş başa kaldığımız, kendimizle baş başa kaldığımız anda kendimizi yargılamaya, yerden yere, duvardan duvara vurmaya, sürekli olarak suçlamaya başlıyoruz. Burada ne oluyor? Aslında Özşefkat yerini tamamen kendini suçlayan, kendine daha çok yargılayıcı, bazen aşağılayıcı, bazen çok eleştirici davranan bir insana bırakıyor. Burada aslında bir nüans var, yani çok küçük bir fark var. O da bazen bu Özşefkat olayı narsistlikle ya da bencillikle karıştırılabiliyor. Burada önemli olan şey şu, narsistlikle Özşefkat arasındaki fark şu, aslında çok belirgin bir şey. Özşefkat'te kusurlarımın farkındayım ve buna rağmen kendime merhamet, şefkat gösteriyorum, kendimi seviyorum hissiyatı olması ve bu şekilde kendine bir yaklaşım olurken, narsistler çok daha tam tersi. Zaten birçoğunuzun 3 aşağı 5 yukarı bir fikri vardır. Onların hiçbir suçu yok, onların hiçbir yanlışı, hatası asla olamaz, kusuru olamaz. Hep başkalarında problem vardır. O çok uç bir boyut zaten. Ama Özşefkat'te önemli olan şey, kendi hatalarım olduğunu, kusurlarım olduğunu biliyorum ama ben buna rağmen kendime karşı şefkat besliyorum, kendimi seviyorum hissinin olması. Yani ikisinin arasındaki aslında en temel fark bu. Çünkü bazen ben de böyle, özellikle sosyal medyada bunun çok birbirine karıştırılabildiğini fark ettiğim için bunun bir altını çizmek istedim. Şimdi ödev lafını da hiç sevmem ama burada sizden bir şey rica ediyorum. Kendinizle böyle bir baş başa kalıp bir 5 dakika, 10 dakika kendinize bir sakin kafayla vakit ayırın ve şunu düşünün. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir insan, arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız, artık neyse, zor bir durumdayken, kötü bir olay yaşadığında ona karşı nasıl davranıyorum? Hemen akabinde de şunu düşünmenizi rica ediyorum. Ben öyle bir durumdayken, yani kendiniz için bunu düşünün. Ben zor bir durumdayken, atıyorum erkek arkadaşımla kavga ettiğimde, ailemle aram bozulduğunda, iş konusunda sıkıntı yaşadığımda kendime nasıl davranıyorum? İnsanlar genel olarak sevdikleri kişileri teselli ederken, onlara akıl verirken, destek olurken çok daha merhametli, çok daha şefkatli. Ya işte saçmalama, tamam senin de kabahatin olabilir ama onun da kabahati var. Kendine bu kadar yüklenmemelisin derken, kendiyle baş başa kaldığında, kendi bir olay yaşadığında daha doğrusu bütün acıyı kendinden çıkarır. Kendini bir yargıçtan bile daha fazla yargılayıp bir hakim gibi aslında hükmünü verip cezalandırır. Yani kendimize karşı inanılmaz acımasız olabiliyoruz ve bu bazen size böyle çok önemli bir şey değilmiş, ya işte ben bunu hep yapıyorum tarzı bir şey gibi gelse de aslında insanın kendine şefkat göstermemesi, kendine karşı merhamet duymaması onda birçok eksiklik duygusunun, yalnızlık duygusunun da tetiklenmesine yol açıyor. Çünkü otomatikman şöyle bir durum oluyor. Yani bu olay da suçluyu kendim çıkardım ya, kendimi yerden yere vurdum. Hep böyle şeyler benim başıma geliyor, başka kimseye olmuyor. Herkes çok mutlu, herkes çok iyi durumda. Sadece problem bende, kötü olan benim, sıkıntılı olan benim. Bu tarz şeyleri hep ben hayatıma çekiyorum. Aslında öyle değil. Şimdi size Özşefkat'in 3 tane aslında bileşeni var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlarda da özellikle bir tanesinde bu işte her şey benim başıma geliyor, diğer insanlar çok iyi, çok mutlu olayını göreceğiz. Birincisi öz nezaket. Öz nezaket nedir? Biraz önce de aslında bahsettiğim gibi zor bir durumdayken sevdiğiniz bir insana karşı nasıl davranıyorsanız kendinize de öyle davranmanız. Yani kendinizi çok fazla yıkıcı şekilde eleştirmemeniz, kendinize karşı şefkat göstermeniz, merhametli olmanız. Başka çok sevdiğiniz bir insana nasıl davranıyorsanız o tarz bir süreçteyken kendinize de öyle davranmanız. Çok sert ve yargılayıcı davranmamanız. İkinci bileşeni ortak insanlık hissiyatı. İşte demin dediğim şey buydu. Yani hep benim başıma geliyor. Neden başkası değil de ben duygusu bu bileşendeki. Burada aslında sıkıntılı olan şey kendimizi yalnızlaştırıyor olmamız. Yani başka kimsenin hayatı problemli değil. Bu tarz sorunlar hep beni buluyor. O yüzden ben bu konuda yalnızım. Ve yalnızlık biliyorsunuz insanı psikolojik olarak aslında çok kötü etkileyen bir şey. Eğer o yalnızlığı siz seçmiyorsanız, ki burada seçilen yalnızlık aslında tam olarak sizin bilinçli ve sağlıklı bir istekle seçtiğiniz yalnızlık olmuyor. Tamamen kendinizi daha da aşağı çekmek, daha da yargılamak, eleştirmek için yaptığınız bir şey oluyor. Halbuki hayır, şu farkındalığa ulaşmak gerekiyor. Üçüncü bileşende de aslında bundan bahsedeceğim ama etrafınızda gördüğünüz insanlar çok mutlu gözüküyor diye, sosyal medyadaki insanlar çok mutlu, çok sağlıklı, çok ekonomik olarak iyi gözüküyor diye onların başına hiç senin yaşadığın tarzda şeyler gelmiyor, hiç sıkıntı yaşamıyorlar diye bir şey yok. Bu ortak insanlık hissiyatı birazcık işte bununla alakalı. Üçüncü bileşende ise bilinçli farkındalık. Yani az önce söylediğim şeye çıkıyoruz aslında. Yaşadığımız acıya, üzüntüye öz şefkatle yaklaşabilmemiz için bir farkındalığımız olması gerekiyor. Yani bunun sadece bizimle alakalı bir şey olmadığını, başka insanların da başına gelebildiğini fark edip kendimize karşı o şefkati hissedip, yaşadığımız şeyi fark edip, bir de aynı zamanda tabii ki onu unuttum söylemeyi, sonrasında ancak öz şefkat gösterebiliyoruz kendimize. Yani öz şefkat konusu aslında en başta söylediğim şeyi tekrar ediyor gibi olacağım ama üzerine biraz çalışılıp pratik yapılması gereken bir şey. Şimdi kulağa çok komik geliyor olabilir. Bir yudum çay içeyim. Şimdi kulağa çok komik gelecek olabilir ama en başta söylediğim şeyi bir daha söyleyeceğim. Öz şefkat konusu biraz pratik gerektiriyor arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarım size evet tamam bunları ben de biliyorum tarzında gelebilir ama icraate geçmek çok zor. İnsan en çok kendiyle ilgili konularda gelişim göstermekte, icraate, harekete geçmekte zorlanıyor aslında. Başkalarına karşı tavırlarımızı biraz daha kendimize karşı olanlara göre diyeyim, biraz daha kolay törpüleyebiliyoruz. İşte o insana çok sevgi duyuyorsak, o insana çok saygı duyuyorsak, hayatımızda çok önemli bir yeri varsa, hani bir fedakarlık etme hissi vardır ya bizde. Onun da böyle biraz tetiklemesiyle, biraz itelemesiyle başka insanlara karşı tavırlarımızı, hislerimizi daha rahat törpüleyebiliyoruz. Ama kendimize geldiği zaman iş o kadar acımasız olabiliyoruz ki biraz böyle oturup daha önce yaşadığınız olaylarda kendinize karşı tutumlarınızı ve davranışlarınızı böyle bir kafanızdan geçirirseniz zaten ya ben kendime ne kadar acımasızım diyeceksiniz. Kendimi ne kadar yalnızlaştırmışım diyeceksiniz. Dediğim gibi yani bu birazcık da aslında pratiğe dayalı bir şey. Çünkü şu an otomatik olarak insan yaşadığı olayda kendini suçlama. Bu zamana kadar böyle yapmış ve buna alışmış beyin. Kendini suçlamaya programlı. İşte orada onu fark ettiğim an bir dakika dur. Hani şu an tamam evet benim de suçum olabilir. Bu arada hani şeyden de bahsetmiyorum. Hayır benim hiçbir şeyde suçum yok. Dedik ya hani narsist gibi her zaman ben iyiyim, ben haklıyım, en mükemmel benim, bu değil. Evet benim de suçum var ama kendimi de böyle yerden yere vuracak kadar da küçültmemeliyim. Yani kendime bu kadar acımasız olmamalıyım daha doğrusu. Bunu fark edip buna göre işte kendinizi ve beyninizi birazcık da yönlendirmeniz gerekiyor. Özşefkat üzerine şu an aklıma direkt gelen bir kitap yok. Açıkçası ben de bu konuda böyle daha yeni bir şeyler araştırıyorum falan filan ama çok da son döneme kadar çok ilgimi çeken bir konuda değildi. Yalan söylemeyeceğim. Son birkaç yıldır biraz daha böyle üzerine düşündüğüm, araştırdığım bir konu. Aslında kaynak da diğer birçok konu kadar yok Özşefkat'le ilgili. Genelde böyle biraz hani benim hep dediğim bir şey var ya, altı boş kişisel gelişim kitapları. Biraz o tarzda içerikler oluşturan insanlar var. Onları da biraz ayıklayıp hem önermek hem kendim okumak istiyorum. Çünkü bu konu biraz böyle popüler hale geldiğinden beri daha doğru, daha mesleki, bilimsel yayınlar bulmak biraz zorlaştı. Popüler olduğu için çok böyle önüne gelenin bir şeyler yazdığı, sürekli birbirini tekrar eden cümlelerden oluşan kitaplar piyasaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla biraz böyle ben de bir şey yapayım, araştırayım. Bir iki tane Özşefkat'la ilgili kitap okudum. Yalnız isimlerini gerçekten hatırlamıyorum. Yani kalmamış aklımda. Bazen ben de unutuyorum. Onları bir toparlayayım. Bir ara bana unutturmayı sizinle paylaşırım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.